yapabiliriz. Eğer çözüm olası ise, ben iki Dışişleri Bakanı buluştuğu zaman tanım itibariyle barış konularını, güvenlik konularını müzakere etme sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Liderleri, meclisleri kendilerine bu gücü verir. Ve ben bu şekilde Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için bu görüşmelere devam edeceğim. Ve Ukraynalı sivillerin yaşadığı ızdıraba bir son vermek için bu görüşmelere devam edeceğim. Ve topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtulabilmesi için çabalarıma devam edeceğim. Şimdi Ukraynaca birkaç şey söyleyeceğim. Доброго дня. Була майже півтора години чи півтора година розмова. Bir buçuk saattir devam etti müzakerelerimiz. Ben ve meslektaşım Lavrov arasında. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte. Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu bizim için. İki tarafımızı da konuşturmaya çalıştı, bir araya getirmeye çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Benim görevim burada insani koridor oluşturmaktı. Özellikle Mariupol bölgesinde bu şu an en zor durumda kalan bölgemizdir. Ve ikincisi, принаймні 24-годинне перемир'я 24 saatlik bir ateşkes hakkında anlaşmamız için çaba gösterildi. Щодо першого питання, я ще сподіваюся, соруя гелінже містер Лавров проведе комунікацію Лавров тими в Росії, хто ухвалює Русіяда такі рішення і гуманітарні yetkili kişilerle insani koridor oluşturması hakkında bir çözüm bulabileceklerini umuyorum. Rusya Federasyonu bir insani duyguları ortaya koyunca bizim çocuklarımızı düşünerek ilaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek bu 24 saatlik insani koridorun oluşması için bir adım atacaklarını umuyorum. Sum'dan Poltava'ya kadar koridorun oluşması da çok önemli. Biz şu an savaşı durduramayız. Çünkü Ukrayna не мають бажання цього робити. Saldırıyı yapmadı. Почув, що biz şu an savunuyoruz sadece. Bugün ben Российской Федерацией до эта встреча Ukrayna Dışişleri Bakanı'na katıldı. Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon konuşması sonucunda bu karar alınmıştı. Elbette ki biz her türlü temastan yanayız ve bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorun çözümüne yönelik her girişimi destekleriz. Tek söylemek istediğim şu, aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir ve ayrıca özellikle Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından ki bunu sürekli yapıyorlar herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış bir yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı. Aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle özellikle insani konuları ele aldık ve askeri
birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık. Ki siviller aslında gönüllü taburlar tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda bölgesel savunma güçleri denen gruplar tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Aslında bu olaylar gayet iyi biliniyor. Rusya Savunma Bakanlığı günde birkaç defa bu konuda bildiriler sunuyor ve biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerisini tekrarladık. Bu önerimiz hala geçerli ve güzergahlar aslında durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor ve en güvenli, en etkili güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz. Bu şekilde sivillerin çıkabilmesi, tahliye olabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca meslektaşlarımıza şunu hatırlatmak istedik. Son müzakerelerde, Belarusya'da yapılan son müzakerelerde Rus tarafı kendi mülazalarını ayrıntılı bir şekilde sundu ve Ukrayna tarafı da Kiev'te yapılan temaslar sonucunda en kısa sürede bunlara cevap verileceğini belirtti. Çünkü Belarus topraklarında yapılan müzakerelerin ciddi sonuç vermesini istiyoruz. Aslında yalnızca kağıt üzerinde yapılan beyanlarla yetinmek istemiyoruz ve Ukrayna krizinin topluca bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz aslında. Bütün tarafların çıkarlarının ele alınarak, Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Birinci kanal Rusya. Первый канал. Если у нас... Да, пожалуйста. Bir saniye lütfen. Anadolu, Anadolu Ajansı, Türk tarafı. Just a second for the interpretation. Just a second. Excuse me, sorry. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Fazlası ya da azıyla karşı karşıya mısınız? Öncelikle bu soru. Batı'dan Ukrayna ordusuna geldiğini tespit ettiğiniz silahlar için Ukrayna toprakları dışında da bir müdahale düşünür müsünüz? Son olarak da Polonya'da konuşlandırılacak patriotları doğrudan tehdit kabul edecek misiniz? Askeri misilleme seçeneğiniz açık mı? Teşekkür ediyorum. Я не очень понял в переводе, но если там olarak anlayamadım ama Lavrov Bey bütün bu konuların farklı bir yol üzerinde izleneceğini söyledi. Yani Belarus görüşmeleri bağlamında ele alınacağını söyledi. Bu konularda detaya inmedi. Fakat kendisinin iletmiş olduğu genel çerçevenin şu olduğunu söyleyebilirim. They will continue their aggression until Ukraine meets their demands. Ukrayna kendi taleplerini karşılayana kadar saldırılarına devam edeceğini söyledi. Bu da aslında Ukrayna'nın boyun eğmesi demek. O yüzden de bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bugün yapmak istediğim son şey umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları, bombardımanı altında kalan Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov'la bunu paylaştım. Buna yapıcı bir şekilde insani değerler ve insan hayatına saygı bağlamında yaklaşması bağlamında umutla yaklaştım.
bir sivil aracını kullanırken yanlış bir tarafa döndüğünde bir Rus askeri tarafından derhal öldürüldü. Bunlar savaş suçudur ve durdurulmalıdır. Ve bunun içerisinde rol alan herkesin nihayetinde bu konuda bir sorumluluğu olacaktır. Şunu samimiyetle inanıyorum. Bugün Lavrov Bey Rus ordusuyla, Rusya'daki meslektaşlarıyla, mevkidaşlarıyla görüşecek ve ben binlerce masumun adına kendisiyle görüştüm ve umuyorum onlar için güvenli bir geçiş koridoru oluşturulabilir işgal altındaki şehirlerden. Özellikle de ilk önce Mariupol'dan. Böylece insani yardım Mariupol'e ulaşabilir. Next question goes to Reuters, please. Bir sonraki soru Reuters'tan geliyor. Buyurun. Sayın Bakan, çok teşekkürler. Ukrayna'nın liderlerine, idaresine baktığımız zaman çatışmanın çözülmesi için NATO dışı çözümler dile getiriliyor. Lavrov Bey ile olan görüşmeniz içerisinde Ukrayna'nın statüsü ile ilgili bu konu dile geldi mi? Aynı zamanda Lavrov Bey toplantı içerisinde kırmızı çizgilerden bahsetti mi? Rusya'nın Donbas bölgesindeki mevcudiyetiyle ilgili konu ele alındı mı? Kendisi bunu tartışmaya girmeden çok kısaca değindi. Şöyle dedi, bu konular iki heyet arasında Belarus görüşmeleri bağlamında ele alınmalı dedi. Ben de kendisine açık bir şekilde şunu söyledim. Bence dışişleri bakanları her türlü konuyu görüşebilecek yetkiye sahip ve gerekli çözümleri sunabilecek yetkiye sahip. Fakat kendisinin dışişleri bakanı olarak bu kriz içerisindeki durumu farklı. O yüzden de bu bağlamda farklı görüşmelere girme şansımız olmadı. Dünya Enerji Komitesi nükleer sorunlarını merak ediyor. Oranın durumu nedir? Evet, biz Lavrov'la müzakereler devamında bu soruna dokunduk. Ve bu konuda kendi düşüncesini ifade etti. Ve uzmanlar, nükleer konusunda uzmanlar da kendi düşüncelerini söylüyordu daha önce de. Şu an Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz hepsi çok düzenli bir şekilde çalışıyordu ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Dünya uzmanlarıyla birlikte biz nükleer silahlar konusunda da nükleer silahların yayılmaması konusunda da çok düzenli bir şekilde çalışmalar yapıyorduk. Нічого подібного ніколи не бачила, тому що нічого такого в Україні не відбувалося. Daha önce hiçbir kural ihlali de yaşanmadı santrallerde. O yüzden şu an Rusya ordusunun en yapabileceği en iyi bir şey çekilmesidir ve nükleer santrallerinden uzaklaşmasıdır. Çok teşekkür ediyorum. Doğum evine gelince aslında Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklar konusunda bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. Ne diyorum, 6 veya 7'sindeydi ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu konsey toplantısında bu doğum evi aslında Azov taburu tarafından çoktandır ele geçirildiği konusunda iddialar öne sürüldü ve kendileri buradan her türlü personeli, doktoru, hemşireleri kovdukları söylendi ve bu veriler aslında 3 gün önce Güvenlik Konseyi'nde sunuldu. Yani
kamu oyunun ne tür manipülasyonlara konu olduğunu kendiniz açıklayın burada ve medyada da bir takım yayınlar gördüm. Son derece duygusal görüşler ifade ediliyor ama her durumda aslında objektif bir takım haberler veren, objektif haberler, objektif bilgiler veren tarafla kimse ilgilenmiyor. Onun görüşlerini kimse dinlemiyor. Devlet başkanımız da, hükümetimiz de aslında bu konularla, konular üzerinde çalışıyor. Birçok kez Ukrayna'da yaptıklarımızı haklı göstermek için çok söz kullandığımızı söylediniz efendim. Ama Ukrayna'nın bir Rus aleyhtarı devletine çevrilmesi konusunda kimler ne diyor acaba? Aslında Ukraynalılardan Batı yanlısı mı yoksa Rusya yanlısı mı olup olmadıkları konusunda seçimlerde ifade edilmesi, istenmesi insani miydi bundan yıllar önce? Evet. Bu tür manipülasyonları bir takım Batı yanlısı adaylardan duyuyoruz, görüyoruz. Zannediyorum ki 2009 yılında olabilir ya da 2019'da olabilir. Aslında bir Rus aleyhtarı kanun zorla kabul ettirildi Ukrayna parlamentosunda. O zaman hiç kimse kimseyi tehdit etmiyordu ama sürekli olarak Ukrayna Batı yanlısı bir alete dönüştürülmesi için çaba harcanıyordu. Ve aslında NATO'da işe karışıp Ukrayna'nın üyelik için tam bir özgürlüğe sahip olması gerektiğini iddia edince ve Ukrayna topraklarında NATO üslerinin oluşturulması, silahların yerleştirilmesi konusunda bir takım iddialar ortaya sürülünce ayrıca Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktığında ki bunlarda da insanlık aleyhinde bir takım çalışmalar yapılıyordu. İşte o zaman biz batılı ortaklarımızın vicdanına ve aklına seslenerek anlaşmaya varılmasını istedik. O zaman aslında konuşabiliriz ilke olarak dediler ama NATO üyeliğine asla karışmayınız. Bu konuya biz kendimiz karar vereceğiz. NATO genişleyebilir. O zaman bizim güvenliğimizi ilgilendiren ve bizim güvenliğimizin çıkarlarını ilgilendiren konuları nasıl da NATO konulara nasıl NATO karar verebilir. Aslında biz Ukrayna'daki faaliyetlerimizi herhangi bir şekilde haklı çıkarmaya çalışmıyoruz. Biz amaçlarımızı çok açık belirttik. Ukrayna'nın militarizasyonunu, silahlandırılmasını istemiyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna'da yeni Nazi nitelikli bir hükümetin kurulması arzu etmiyoruz ve buna yeni Nazi hükümeti aslında bir takım faşist taburlar oluşturarak devlet başkanı tarafından şeref kıtası olarak selamlanıyor. Evet, bunu istemiyoruz. Bu doğru. Aslında biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Başkan Putin de birçok kez beyan etti. Aslında biz NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına karşı çıkmıyoruz. Elbette ki hem Avrupa ülkelerinin, bu arada Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın da güvenliğinin sağlanmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, içinde Rusya da var, aynı zamanda Türkiye büyük bir ülke olarak bütün komşularımızla birlikte görüşmeye hazır olduğumuz bir konu. Bu konuya dair fikrimiz böyle. Savaş şu an gerçekleşiyor.
Ukrayna şu an bir güvenlik boşluğunda. Şu an bu konuyu nasıl ele alacağımız konusunda yaratıcı davranmamız gerekiyor ve güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Şu an güvenliğimizi sağlayan ordudur, ordumuzdur. Ukrayna halkı canlarını feda ediyor ülkemizin güvenliğini sağlamak için. İçerisinde ülke, Türkiye'de olmak üzere bir dizi ülke bu konuda bize yardımcı oluyor. Ancak bunun sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Çok teşekkürler herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Emniyette kalın. Hoşçakalın. Ama öte yandan hiçbir şekilde özel mülkiyetin ve güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Aslında burada Batı Avrupa ülkelerinin çıkarlarının da ayaklar altına alındığını görüyoruz. Biz elimizden geleni yaparak hiçbir şekilde hayatımızın hiçbir alanında Batı ülkelerine bağımlı olmamayı diliyoruz ve bunun için çaba harcayacağız. Birinci kanal lütfen. Son sıradan. Sergey, mikrofonu açın. Birinci kanaldanım. Kiev'de son açıklamalar yapıldı bugünkü görüşmelerle ilgili. Diplomatik görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir gelişme olmasında durumunda sonuç alınabilir dendi. Şu anda Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesini gerçekçi görüyor musunuz? Herkes biliyor. Putin temaslardan hiç kaçınmamıştır. Bizim tek isteğimiz bu temasların laf olsun diye yapılmamasını istiyoruz. Somut mutabakatları ulaşmak için bunu yapmak istiyoruz. Sayın Kuleba ile bugün görüştük. Sizin belirttiğiniz hususa değindik ve ben kendisine hatırlandım. Görüşmek mümkündür. Bir katma değer yaratacaksak bir araya geliriz, görüşürüz. Ukrayna yönetimi son yıllarda özellikle devrim sonrasında görüşme adına görüşme yapılsın, laf olsun diye görüşme yapılsın diye istiyor. Somut bir mutabakata, bir çözüme ulaşmak için değil. Yeni temaslarla kameralar önünde konuşup duruyor. Minsk mutabakatları Kiev tarafından çok kaba bir şekilde çiğdenmişti. Görüşelim, bir araya gelelim, tekrar görüşelim deniyordu. Hatırladık, 2019'da Normandiya formatında görüşmeler yapıldı dendi ve Kiev'den beklenen hiçbir Avrasya gündeminden merhaba sayın seyirciler. Bugün 10 Mart Perşembe. Türkiye'den, Türk dünyasından, Avrasya gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize hoş geldiniz. Dünyanın gözünü Türkiye'ye çevrildiği bir gündeyiz. Oldukça sıcak gelişmelere, tarihi gelişmelere tanıklık ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının durması ve iki ülkenin arasındaki gerginliğin bitmesi için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Bu kapsamda Antalya'da Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları üçlü bir görüşme yaptılar. Görüşme sonrasında da, bu kritik görüşme sonrasında da liderler Dmitri Kuleba ile Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanları kısa açıklamalarda bulundular. Biz o açıklamaları canlı olarak getirdik ama birkaç satır başını sizlere aktarmak isterim. Kritik görüşme sonrası dedik, ilk açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. İnsani bir trajedi yaşanıyor. Diplomatik bir çözüm için çalışıyoruz. Onun için buradayız dedi. Ve şu anlaşıldı ki aslında müzakerenin yerini alabilecek başka hiçbir şey yok dedi. Türk arkadaşlarımızın da inisiyatifinde bu çalışmaları sürdürüyoruz dedi. Sivillerin zarar görmemesi için neler yapılması gerektiğini değerlendirdiklerini aktardı. Ve aynı zamanda sivillerin bir kalkan olarak kullanılmaya başladığını düşündüklerini de iletti.
bir insani koridor durumunda kontrol edenler tarafından bu koşullar belirleniyor. Sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla son müzakerelerde Rus tarafı kendi görüşlerini iletti. Biz de Ukrayna krizini topluca çözüme kavuşturmaktan yanayız dedi. Aynı zamanda sevgili seyirciler pek çok konu başına değindi ama Ukrayna bugün için yapmak istediğim şey Rusya olarak ve Ukrayna olarak aslında bu durumu tamamıyla ortadan kaldırmak, insani koridoru açmak ve müzakereler yoluyla çözüme katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Ben şimdi arkadaşlarıma dönüyorum, elimde pek çok not var ama biz görüşmelerin yapıldığı Antalya kameralarımızı çevirelim. Bakanların üçlü görüşmesini yaptıklarını ilettik. Kısa kısa başlıklar aktardım size ama ayrıntılar Coşkun Özen'de ve konuğunda olacak. Hemen Coşkun'a ve konuğuna pası atalım. Coşkun, seni dinliyoruz. Evet Çiğdem Özdemir, Antalya'da o tarihi toplantıyı yerinde takip ediyoruz. Birkaç dakika önce sona erdi. Dışişleri Bakanlarından açıklamalar var. Sen de altını çizdin. Canlı yayında da aktardık. Yayın konuğumuz Sayın Profesör Doktor Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü. O da bu toplantıları Antalya'da takip ediyor. Açıklamaları birlikte dinledik. Tüm dünyanın gözü kulağı işte bu tarihi toplantıdaydı. Yaklaşık 15 gündür Rusların işgali altında Ukrayna. Siviller, çok sayıda sivil ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin altyapısı yerle bir edildi. Tüm umutlar aslında bu görüşmeye bağlanmıştı. Sıcağı sıcağına sizden bir değerlendirme alalım. Evet, gerek Sayın Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı gerek Lavrov'u dinledik. Her ikisinin altını çizdiği husus burada o beklentilerin karşılanamadığı. Yani bir ateşkes, acil bir ateşkes konusunda anlaşmaya varmış değiller. Çünkü Lavrov bu konuda yetkili olmadığını söylemiş. Ama bunun için bir kapı aralanmadığı anlamına gelmiyor. Muhtemelen bu görüşmeden hemen sonra Lavrov içeride görüştüklerini hem basın önünde paylaştıklarını hem de basınla paylaşmadıklarını derhal Putin'le görüşecek ve arkasından özellikle Ukraynalıların altını çizdiği yüz binlerce insanın karşı karşıya kaldığı o insani felaketi önlemek adına hiç olmazsa 24 saatliğine bir insani koridor açılması için ateşkes sağlanması konusunda bence ilerleme olabilir. Yani basın önündeki bu ilk açıklamaları tamamen olumsuz olarak değerlendirmemek lazım. Tekraren söylüyorum, içeride konuştukları her şeyi basının önünde kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Muhakkak. Şimdi az önce sizde yayın öncesinde de sohbet ediyorduk. Mesela Rusya basınında hemen yapılan değerlendirmeler var. Bu yapılmış olan görüşmenin aslında ileride yapılabilecek Putin-Zelenski görüşmesinin altyapısına bir zemin hazırlamak için de yapıldığını söylüyorlar. Bu olabilir. Böyle bir görüşme olacaksa muhtemelen o da Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğunda olabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hem Zelenski'ye hem Putin'e gelin Türkiye'de bu arabuluculuğu yapalım ister İstanbul'da ister Ankara'da demişti. Bugün gelinen noktada sabah gazeteleri açtık baktık. Zelenski'nin o 2-3 gün önceki halinden eser yok. Evet. Zelenski bir defa Batı'nın kendisini cesaretlendirip sonra yüzüstü bırakmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor. Söylemlerde giderek yumuşuyor. NATO'ya olan bakışım soğudu diyor. Evet. Yani NATO'ya girmek arzusunu daha evvel gümbür gümbür dile getiren Zelenski gitmiş. Ya ben girmesem de olur diyen Zelenski gelmiş. Kırım'ın ilhakını tartışabiliriz Ruslarla diyor. Lugansk bölgesinin, Donbas'ın ilhakını tartışabiliriz, bağımsızlıklarını tartışabiliriz diyor. Bunlar Rusya'nın talepleri aynı zamanda. Bunların hepsi Putin'in zaten bu harekatı başlatırken ortaya koyduğu stratejik hedef. Yani bu savaş niye çıktı, niye Rusya saldırdı, NATO'ya girmesin diye, Lugansk'ın ve Donetsk'in bağımsızlıklarını tanısın diye ve Kırım'ın ilhakını tanısın diye. Şimdi eğer Ukrayna bu noktaya geldiyse demek ki Putin ölümü gösterip sıtmaya razı etmiş. Çünkü bir adım sonrası o 22 Şubat'ta yaptığı meşhur konuşmada ne dedi? Rus çarlığından bahsetti. Evet. Bolşevik devrimi esnasında Ukrayna diye bir devleti biz kurduk. Böyle bir devlet yoktu dedi. Yani bağımsızlığını, egemenliğini ortadan kaldırmaktan söz etti. Bugün de zaten Kiev'in 5 kilometre dışında 10 binlerce Rus askeri var, tanklar var. Evet, bir takım sığınaklar yapılıyor, barikatlar kuruluyor. Bir direniş olacak. Yabancı savaşçılar geliyor. Evet ama sonunda yüz binlerce Rus askerinin kuşattığı bir başkentten söz ediyoruz. Evet. Çok fazla kan dökülmesinden endişe eden Zelenski'nin Dışişleri Bakanı'nın az önce yaptığı açıklamaları da gördünüz. Artık bir müzakere masasına mutlaka oturmak istediğini, barış için oturmak istediğini, bu saldırıların durması için oturmak istediğini ben yüzündeki ifadeden anlıyorum, açıklamalarından anlıyorum. Çünkü sonuçta bir devlet başkanı elbette kendi ülkesinin egemenliğini, bağımsızlığını düşünmek zorunda. Ama en az onun kadar düşünmesi gereken, bütün yaptırımlara rağmen, bütün daha fazla yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmayan ve
ve on binlerce Ukraynalıyı ölümle yüz yüze bırakan bir Rus saldırısı var. Milyonlarca insan burada mülteci durumuna düşmüş. Bu insanların da durumunu düşünmek zorunda. Madem Batı yardım etmiyor, madem Batı onu koruma şemsiyesine almadı, o zaman kendisinin o göbeğini kesmesi gerekiyor. Burada da tek yapabileceği şey şu an görünen o ki, Türkiye'nin arabuluculuğuyla bu Rusya'nın dile getirdiği istekler üzerinden bir pazarlık yürütmek. Yeter ki Rusya bunu kabul etsin. Bugün Antalya'da bence bir tarih yazıldı bu anlamda. İlk defa siz de ifade ettiğiniz Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları kriz başladıktan beri ilk defa yüz yüze görüştüler. Az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Basın önünde söylenenlerin dışında 1,5 saat ne görüştüler? Yani basında 20 dakika açıklama yapıyorsunuz. Tabii açıklanan 3 tane madde var. 3 tane madde açıklandı. Onun dışında çok önemli konularda bence istişarelerde bulundukları, bazı konularda da bence uzlaşıya vardıklarını ben anlıyorum. Bunun ötesini biz 1-2 gün içerisinde zaten Putin'den ve Zelenski'den gelen açıklamalardan, her iki ülkenin basınına sızdırılacak olan açıklamalardan anlarız. İki Dışişleri Bakanı altını çizdi. Masanın, müzakerenin önemini özellikle vurguladılar. Türkiye'nin rolüne özellikle işaret ettiler. Çavuşoğlu çünkü onun ortaya koyduğu, Türkiye'nin ortaya koyduğu irade neticesinde işte taraflar Türkiye'de şimdi buluştu. Burada çok önemli bir noktayı da ifade edelim. Bu olay başladığı günden itibaren, yani 22 Şubat'ta bir dönüm noktası o Putin'in yaptığı açıklama. O günden itibaren Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya'sı, Yeni Zelanda'sı, Japonya'sı, Amerika Birleşik Devletleri bir tavır aldılar. Türkiye ise hayır, hak, tarafsızlık tavrı izledi. Ne demek bu? Biz Ukrayna'nın mağdur olduğunu biliyoruz ve dile getiriyoruz. Ukrayna'nın saldırı altında olduğunu biliyoruz ve dile getiriyoruz. Ukrayna'ya insani yardımlarımızı yapıyoruz. Ama aynı zamanda taraflar arasındaki bu çatışmanın ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini, Türkiye'nin de taraflardan hiçbirine net bir mesafe koymayıp bunları bir araya getirmek için çaba gösteren tek ülke olduğunu ifade ediyoruz. Nitekim bu meyvesini verdi. Bakın defalarca Sayın Çavuşoğlu Rus ve Ukraynalı meslektaşlarıyla görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız Zelenski ile olay başlamadan 15 gün önce yüz yüze görüşmüştü. Arkasından gitti, telefonla da görüştü. Sayın Putin'le telefonla görüştü. Ve gelinen bu noktada Türkiye şunu ortaya koydu. Artık 21. yüzyılda diplomasi dışında bir seçenek yok. Savaş zaten Birleşmiş Milletler Anlaşması ile yasaklanmış. Kuvvet kullanma yasaklanmış. Fakat diplomasi, barış, karşılıklı görüşme ile çözülemeyecek sorun yok. Fakat bugün Rusya'nın yapmış olduğu uluslararası hukukun da Birleşmiş Milletler sisteminin de yeniden, yine Türkiye'nin defalarca ifade ettiği gibi reforme edilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi üyelerinden bir tanesisiniz ve böyle bir eyleme girişiyorsunuz. Demek ki burada işlemeyen bir sistem var. Yani Birleşmiş Milletler'den karar çıkması mümkün mü? Yok. İşte barış ve güvenliği temin etme birincil görevi Birleşmiş Milletler'in. Temin edemedi. Ukrayna gibi bir ülke neredeyse yem oldu. Şimdi bunu Türkiye tek başına mücadele ediyor zannetmeyin. Türkiye'nin yanında bu Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen diplomatlar, dışişleri bakanları, kanaat önderleri, akademisyenler benzeri şeyler söylüyorlar. Yani bu küresel yönetişimin baştan aşağı yeniden inşa edilmesi lazım. Evet. Bugün Rusya, dün ABD'ydi. Yarın başka bir güvenlik konseyinin daim üyesinin olmayacağının garantisi var mı? Bir başkasının gidip kuvvet kullanarak birini yutmayacağının garantisi var mı? Çünkü ben zaten güvenlik konseyi üyesiyim, zaten nükleer silahım var, zaten veto hakkım var. Buna bir dur dememiz lazım. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tavır hem söylemde ama daha da önemlisi pratikte. Yani tuttu bu ikisini de buraya getirdi Antalya'da. Türkiye'ye bunları karşı karşıya oturttu, bir masa kurdu ve buradan bir başlangıç olacak. Buradan bir barış tohumu ekildi, bu yeşerecek. Ve ileride bugünler hatırlandığında Antalya sürecinden bahsedilecek. Nasıl Filistin-İsrail barış süreci, anlaşma Washington'da imzalandı ama herkes Oslo sürecinden bahseder. Çünkü görüşmeler orada yapılmıştı. Antalya bu anlamda tarihteki yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Çavuşoğlu da tarihteki yerlerini almışlardır. Ümit ediyoruz. Bütün bu çabalar meyvesini verir. İnsanların ölmediği, kadınların, çocukların üzülmediği, daha fazla mültecinin sersefil olmadığı bir dünyada Ukrayna, Rusya ve diğer bütün ülkelerin ortak çıkarlar temelinde, barış içerisinde bir arada yaşayabilecekleri bir çevreyi Türkiye'nin öncülüğünde ortaya koyduğu ilkelerle, değerlerle var etme imkanımız inşallah olacak. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizdi bu toplantı. Dilerim barışa kapı aralar demişti. Bütün ümidimiz o. Bütün ümidimiz o. Çok teşekkürler Sayın Çağrı Erhan. İşte bu kritik toplantıyı, tarihi toplantıyı değerlendirdik canlı yayında.
Evet Çiğdem Özdemir, Antalya'da işte bu kritik toplantı sona erdi. Hala açıklamalar devam ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu kritik toplantıyı değerlendirdi. Evet, Coşkun Özen'e ve konuğu Çağrı Erhan'a teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Dediğimiz gibi Antalya çok kritik bir görüşmeye sahne oldu. Canlı yayında ekranlarınıza getirmeye çalıştık biz de. Putin operasyon emrini verdi. Kramatorsk'ta patlama sesleri duyuldu. Ukrayna в НАТО, потому что опора украинскую державу. Yerleşim yerlerine yönelik saldırılar başladı artık. Burada yaşayan halk kenti terk etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor sayın seyirciler. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'a bugün saat 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek. İki lider en son 31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, 22 Şubat'tan bu yana 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlara Rus ve Ukraynalı liderler de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile 4, Putin'le de 2 kez görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bölgede yaşananlarla ilgili Türkiye'nin telefon diplomasisi sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la telefon görüşmesi yaptı. Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'ye de kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Polonyalı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı. Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk gününden bu yana diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Akar ve Reznikov'un Ukrayna'daki son durumu ele aldıkları belirtildi. Türkiye'nin barış ve huzurun tesisi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulandı. Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ateşkesin mümkün olabildiğine dikkati çekti. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'yi de kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgedeki gelişmeleri Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rauh ile yaptığı telefon görüşmesinde değerlendirdi. Görüşmelerin detaylarını Dışişleri Bakanlığı paylaştı. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin bir kısmının Polonya üzerinden tahliyesindeki işbirliği için Rauh'a teşekkür etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki son durum değerlendirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın her karış toprağını koruma konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Bu amaçla Haziran ayında uzun vadeli bir yol haritasının belirleneceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Dışişleri Bakanları ise Washington'da görüştü. Pentagon, Polonya'nın MiG-29 uçaklarını Amerika Birleşik Devletleri kanalıyla Ukrayna'ya gönderme teklifine karşı olduklarını yineledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki güvenlik ve savunma toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Kanada'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa'ya asker göndermesinin bile Rusya için net bir mesaj taşıdığını söyledi. Stoltenberg, NATO'nun her karış toprağını koruma konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi. Haziran'daki liderler zirvesinde uzun vadeli yol haritasının belirleneceği kararlar alınacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İngiliz mevkidaşı Liz Truss'a Washington'da bir araya geldi.
Blinken, Kremlin'in Rusya'ya açılan insani koridor fikrini oldukça saçma olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da durumu değiştirerek çıkış yolunu gösterecek tek kişinin Putin olduğunu da ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya kendi vatanlarını savunmaları konusunda yardım etmek istediklerini söyledi. Truss, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili de konuştu. Tam swift yaptırımı istiyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya güvenlik ve insani yardım desteği verilmesi ele alındı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme teklifini ve özellikle bunları ABD eliyle transfer etme fikrini desteklemediklerini tekrarladı. John Kirby, ABD Savunma Bakanı ile Polonyalı mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Kirby, istihbarat topluluğumuz MiG-29'ların Ukrayna'ya transferini Rusya ile NATO arasında askeri gerilimi artıracağı gerekçesiyle yüksek riskli olarak değerlendiriyor, dedi. Pentagon, sevk edilen iki Patriot hava savunma sisteminin Polonya'da konuşlandırıldığını da duyurdu. Bu arada IMF, Ukrayna'ya 1 milyar 400 milyon dolar, ABD Temsilciler Meclisi de 13 milyar 600 milyon dolarlık yardımı onayladı. Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Moskova, yaptırımların kıskacında. Avrupa Birliği, 160 Rus oligarka yaptırım uygulama kararı aldı. Rusya'da hizmetlerini askıya alan uluslararası şirketlere de her gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa Birliği aralarında Rus milyarderler ve Formula 1 pilotunun da yer aldığı 14 oligarkla Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı. Avrupa Parlamentosu altın pasaport olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının 2025'e kadar Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmasını talep eden raporu kabul etti. Bağlayıcı nitelikte olmayan raporda, yatırım karşılığı Rus vatandaşlarına vize ve pasaport verilmesi uygulamasının derhal son bulması çağrısı da yapılıyor. Avrupa Birliği daha önce Rus denizcilik sektöründen bazı yetkililer ve oligarkları yaptırım kapsamına almış, 3 Belarus bankası da SWIFT sisteminden çıkarılmıştı. İngiltere'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Bu kapsamda ülkede Rus uçağı uçurmanın suç sayılacağı, Rusya'ya havacılık ve uzayla ilgili ihracatın yasaklanacağı açıklanmıştı. ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan tasarıyı onayladı. ABD Başkanı Biden, Salı günü başkanlık kararnamesiyle zaten böyle bir yasak getirmişti. Rusya'da hizmetlerini askıya alan uluslararası şirketlere her gün bir yenisi ekleniyor. Japon firmalar Rusya'daki faaliyetlerini durduruyor, personelini geri çekiyor. Daha önce St. Petersburg'daki fabrikasında üretimi askıya alan Toyota, 30 çalışanıyla aile üyelerinin Rusya'dan tahliye etme kararı aldı. Diğer Japon otomotiv üreticilerinin benzer kararlar alması bekleniyor. Video oyun ve konsol üreticisi Nintendo, kredi kartı şirketi JBC, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Öte yandan Rusya Merkez Bankası 9 Eylül'e kadar müşterilerin bankalardan döviz olarak en fazla 10 bin dolar çekebileceğini açıkladı. Açıklamada Moskova borsasının bugün de açılmayacağı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı bazı ürün ve ham maddelerin ithalat ve ihracatını sınırlayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Rusya'ya yaptırımların kapsamı genişliyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus ekonomisinin çöktüğünü belirtti, petrol fiyatlarının artabileceğini söyledi. İngiltere ve Avrupa Birliği de Rusya'dan enerji ithalatını kesmeye hazırlanıyor, Rusya ise tepkili. Batı, Rusya'nın enerji kartını elinden almaya çalışıyor. Bu kapsamda ilk adım Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ekonomisinin atar damarını hedef aldığını açıklıyorum. Rusya'dan tüm petrol, doğalgaz ve enerji ithalatını yasaklıyoruz. ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımların kendilerine de maliyeti olacağını belirtti. Akaryakıt fiyatlarının artabileceğini söyleyen Biden, "Bir şey yapamam, Rusya sorumlu," dedi. İngiltere'de Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor.
Başbakan Boris Johnson, ithalatın yıl sonuna kadar kademeli olarak bitirileceğini açıkladı. İngiltere Ticaret Bakanı, G7 Enerji Bakanlarının atılacak adımları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğini söyledi. Görüşmede Batı'nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını azaltmak için neler yapılabileceği konuşulacak. Rus akaryakıt gemileri de İngiltere limanlarından geri çevrildi. 7 Rus tankeri geri dönmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği de enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için plan yapıyor. Brüksel 2030'dan önce Moskova'dan enerji tedarikini kademeli olarak bitirecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çok miktarda sıvılaştırılmış gaz satın aldıklarını söyledi. Bu kışın sonuna kadar Rus doğal gazına bağımlı olmayacağız dedi. Avrupa Birliği üyesi Macaristan ise Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyeceğini açıkladı. Başbakan Viktor Orban, Rusya'nın saldırılarını kınadıklarını ancak Macar ailelerin bu savaştan olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Beyaz Saray'ın enerji ithalatını yasaklama adımına Moskova'dan sert tepki geldi. ABD, Rusya'ya ekonomik savaş açtı, değerlendirmesi yapıldı. Rusya, enerji tedarikini sürdürdüğünü duyurdu. Gazprom, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına devam ettiklerini belirtti. Gelelim savaştan en çok etkilenen insani boyuta. Rusya'nın saldırılarından kaçan ve komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu geçti sayın seyirciler. Ukraynalıların sınırlara akını devam ediyor. Kameralarımızı Polonya sınırına çevireceğiz. Şimdi Doğan Can Aksoy karşımızda olacak. Evet Doğan Can, sınırdaki hareketliliği, son durumu senden alalım. Bugün tüm dünyanın gözü Antalya'da, Türkiye'nin çözüm çabalarındaydı ama o çözüm çabalarının en önemli amacı ise dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer nokta. Polonya-Ukrayna sınırı ve Ukrayna'nın diğer noktaları, çünkü çok büyük bir insani kriz yaşanmaya devam ediyor. 2 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı Rusya'nın saldırıları nedeniyle ve onların çok büyük bir çoğunluğu da Ukrayna-Polonya sınırını geçerek şu anda bulunduğumuz Polonya'ya giriş yaptı. 1 milyon 450 binden fazla insan Polonya'ya giriş yaptı. Dediğimiz gibi bunların %93'ünü Ukraynalılar oluşturuyor. %6'sını ise 100 farklı ülkenin vatandaşları ve kalan %1'i Polonya vatandaşları. İşte şu anda TRT kameramanı Volkan Makar sizlere Medika sınır kapısının yaklaşık bir 20 kilometre ilerisindeki tren istasyonunun önünde biriken insanları gösteriyor. Burada hem Kiev'den ve Lviv'den trenle gelenler var, hem de Ukrayna'dan Medika sınır kapısından giriş yapıp Polonya'nın içine ilerlemek isteyen aileler var. An itibariyle tren istasyonunun içerisinde bir temizlik faaliyeti, bir dezenfeksiyon faaliyeti gerçekleştiriliyor. Zira çok fazla insan var. Zaman zaman insanlar yerlerde yatıyor. Dolayısıyla içeriği de temizlenmek gerekiyor. Bu yüzden şu anda dışarıdaki insan kalabalığı çok fazla. Ama bakın gelenler için burada da yardımlar yapılıyor. Ağırlıklı kadın ve çocuklar var yine bu noktada da. Ve onlara işte bir şekilde, özellikle çocuklara çikolata, meyve suyu gibi bir takım burada ihtiyaçlarını karşılamak üzere ücretsiz olarak sunuluyor. Bu da tabii ki buradaki çocukların yüzünü güldürmek için yapılan çalışmalar arasında yer alıyor. Ama hava çok soğuk, sıfırın altında hava sıcaklıkları. Bugün öğlen vakti dahi hava sıcaklığı sıfırın üstüne çıkmadı ve gördüğünüz gibi yaşlı kadın ve çocuklar ellerinde valizleriyle işte bu şekilde giriş yapıyorlar Ukrayna'dan. Tabii zorlu bir yolculuğu tamamlayan insanlar, dediğimiz gibi sınır kapılarından giriş yaptıktan sonra otobüslerle toplama merkezlerine götürülüyor. Bu toplama merkezlerinde birkaç saat veya birkaç gün dinlenme imkanı elde ediyorlar ve sonrasında da yeniden otobüs veya trenlerle, ki burası bir tren istasyonu şu anda, şehrin, yani Polonya'nın içlerine gönderiliyorlar ki sınırdaki yığılmanın önüne geçilebilsin. 1 milyon 450 bin insanın geldiğini söyledik. Yaklaşık 8 sınır kapısından girişler devam ediyor Ukrayna'dan. Ve işte bu sınır hattında bir yığılmanın önlenmesi için insanlar trenlerle, otobüslerle Polonya'nın içlerine götürülüyor. Elbette Avrupa'nın 4000 yanından gelen gönüllüler de var. Onlar da buradaki insanları araçlarıyla alıp kendi ülkelerine götürüyorlar gönüllü olarak. Kimi arabasıyla 4-5 kişi götürüyor, kimi servis veya otobüs tutup daha fazla insanı Avrupa'nın diğer ülkelerine, Almanya'ya, Danimarka'ya, Fransa'ya, İspanya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne, Macaristan'a götürenler var gönüllü olarak. Bunu da sizlere söyleyelim. Tabii şu andaki kalabalık görece biraz daha az. Akşam saatlerinde özellikle kalabalığın
arttığını vurgulayalım. Gün içerisinde insanlar sınırı geçme uğraşı içerisinde oluyorlar ve genelde çoğunluğu eline bir ya da birkaç parça bavul almış insanlar. Son olarak şunu da söyleyelim. Polonya hükümetinin de çalışmaları devam ediyor. Gönüllüler olduğunu söylemiştik. Polonyalı gönüllüler evlerine Ukraynalı mültecileri de kabul ediyor ve bu anlamda Polonya hükümeti de bir çalışmaya imza attı. Evlerine Ukraynalı mülteci alan Polonyalı ailelere günlük 40 zloty yani aylık 1200 zloty para yardımında bulunulacak 2 ay boyunca ve yine Ukraynalılara vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilecek ki burada bürokratik işlemleri kolayca halledebilsinler. Zira 18 ay boyunca yasal olarak Polonya'da kalma hakkı da tanınacak ki bu süre uzatılabilecek. İşte bu şekilde gelişmelerde Ukraynalı mültecilerin hayatını kolaylaştırmak adına Polonya tarafından atılan adımlar ama elbette ki tüm bu yardımlar, tüm bu kolaylıklar bu insanların evlerini terk etmek zorunda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hemen hemen hepsinin şu anda en çok merak ettiği konu ülkelerine ne zaman geri dönebilecekler ama şu an için bu meçhul ve akın akın buraya insan gelmeye devam ediyor ve işte bu yüzden TRT Haber ekibi olarak kameraman Volkan Makar'la birlikte bizim de Polonya-Ukrayna sınırında yani geçişlerin bu insani dramın en yoğun olduğu noktada haber takibimiz sürüyor dedim. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Ukrayna'dan kaçış devam ediyor. Polonya sınırındaki bu göç dalgasına ilişkin ayrıntıları da bize arkadaşımız Doğan Can Aksoy aktardı. Rusya'ya yaptırımların kapsamı genişliyor dedik sevgili seyirciler. Az önce de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rus ekonomisinin çöktüğünü belirtti. Petrol fiyatlarının artabileceğini söyledi. İngiltere ve Avrupa Birliği de Rusya'dan enerji ithalatını kesmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği 160 Rus oligarka yaptırım uygulamak kararı aldı da demiştik. Rusya ise tepkili. Son durumu şimdi TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı'dan alacağız. Evet Eşref sanıyorum beni görebiliyor. Eşref nedir? Rusya'daki tepkiler yansıması nedir? Bu uygulanan ambargo ile ilgili son tepkiler senden dinleyelim lütfen. Evet, Rusya şu anda hem ekonomik olarak hem diplomatik olarak hem de diğer araçlarla Batı tarafından özellikle abluk altına alındığını düşünüyor ki böyle bir hava var Rusya'da zaten. Hem Kremlin'den yapılan açıklamalar hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ve az önce Lavrov'un Dimitri Kuleba'yla Ukraynalı mevkidaşıyla yapmış olduğu görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamalar bunu gösteriyor. Rusya'da böyle bir psikoloji hakim. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki işgali artık 2 haftasını da doldurdu ve ekonomik yaptırımlar Batı'dan özellikle ardı ardına geliyor ki Rusya şu anda Kuzey Kore, İran ve diğer yaptırım uygulanan ülkelerinden de daha fazla yaptırıma maruz kalan belki de dünyadaki birinci yaptırıma maruz kalan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti diyebiliriz ve hem lideriyle hem de 17,5 milyon kilometre karelik dünyanın en büyük toprağına sahip ülkesinin tecrit edildiği bir süreci yaşıyor. Dolayısıyla içeriden tepkiler hem Kremlin'e hem de Batı'ya tepkiler artıyor. Burada onu söylemek gerekiyor öncelikle. Ancak makroekonomik dengeler açısından Rusya şu anda iyi durumda olduğunu söylüyor ve yaptırımlara karşı, en kötüye karşı hazırlıklı olduğunu sürekli ifade ediyorlar. Biraz önce de Lavrov aynı şeyi söyledi. Öyle tedbirler alacağız ki bir daha Batı'ya bağımlı hale gelmeyeceğiz. Bunları yaşamayacağız diyor Rus Dışişleri Bakanı. Ancak tabii bütün ekonomistlerin ve uzmanların Rusya'yı takip eden analistlerin de üzerinde hemfikir olduğu bir konu var. O da bu yaptırımlar sürekli devam eder ve kurumsallaşırsa ve sürekli kazanırsa orta ve uzun vadede Rus ekonomisinin buradan çok büyük yara alarak çıkacağını söylemek gerekiyor ki özellikle Batılı bütün kapitalist şirketlerin ya da kurumsal şirketlerin Rusya'yı terk ettiğini söylemek gerekiyor. Bunun da orta ve uzun vadede Rusya'ya enflasyon ve fiyat baskısı olarak işsizlik olarak özellikle geri döneceğini de hatırlatmak gerekiyor. Geceden sabaha bugünden yarına tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den gelen Rus ekonomisi çöktü şeklindeki değerlendirmelerin şu an için gerçeği yansıtmadığını söylemekle beraber özellikle bu savaşın başından beri Rus rublesinin %45'ten fazla değer kaybettiğini
hatırlatmak gerekiyor. Diğer taraftan Moskova borsasının açılamadığını, çöktüğünü hatırlatmak gerekiyor. Ancak reel ekonomiye şu an için hükümet bunu yansıtmamaya çalışıyor. Aldığı önlemler özellikle döviz çıkışını engellemeye çalışıyor ki yurt dışına 10.000 dolardan fazla döviz gönderilmesi veya bankalardan 10.000 dolardan fazla döviz çekilmesi konusunda biliyorsunuz bazı kısıtlamalar getirdi hükümet. Bu adımları sıkılaştırıyor. Bazı ürünlerin özellikle kendisine yaptırım uygulayan ve Rusya'nın dost olmayan ülkeler olarak listelediği bir liste var ve bunlar bu listede Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler yer alıyor biliyorsunuz. İşte bu ülkelere de hem dış satım hem de dış alım yani ihracat ve ithalat konusunda bazı ürünlerin kısıtlaması için hükümet şu anda liste hazırlamakla meşgul. Bunu da söylemek gerekiyor. Bu minvalde özellikle Rusya'da ithal ikameci adımların atıldığını söylemek gerekiyor. Batı'dan alınan ürünlerin içeride üretilmesi ve bir şekilde sektörün devam ettirilmesi konusunda ithal ikameci korporatist bir yaklaşım. Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi bir anlayış hakim. Putin daha önce yapmış olduğu açıklamada Kırım sonrası uygulanan yaptırımlarla Rusya ekonomisinin %80'inde ithal ikameci sektörlerin geliştiğini söylemişti. Bu yaptırımların da bu süreci daha da hızlandıracağını iddia ediyor Rus tarafı. Ancak şu bir gerçek, böyle bir küresel dünyada tabii ki Rusya özellikle Sovyet sonrası serbest piyasa ekonomisine geçmekte biliyorsunuz birçok reform ve değişiklik yapmıştı. İşte tekrar o eski Sovyet dönemine veya 90'lara türbülans dönemine biraz girmiş gözüküyor ki dediğim gibi eski uygulamaların yavaş yavaş geri getirildiğini, internet üzerinde örneğin yaptırımların ve denetimin, kontrolün biliyorsunuz çoğaltıldığını, arttırıldığını söylemek gerekiyor. Bütün bunların Batı'dan gelen yaptırımların Rusya'ya bir faturası var. İçeride özellikle hoşnutsuzluk artmakla beraber özellikle milliyetçi çevrelerinde Putin'in etrafında, Kremlin'in etrafında Putin'in Ukrayna politikalarına da destek verdiğini hatırlatmak gerekiyor. Toplumda böyle bir bölünmüşlük de var. Bunu da görmek gerekiyor. Dediğim gibi şu an için acı gerçeklerle henüz daha yüzleşmiş değil Rus toplumu. Henüz yaptırımların idrakına varabilmiş değil. Ancak burada uzmanların özellikle bir yaz geçmesi gerektiğini söylüyorlar ki Rusya'nın, Rusların özellikle tatil dönemini görmesi gerektiğini ve yurt dışına çıkmak istediklerinde o zorlukları birebir yaşamaları gerektiğini, dolayısıyla o zaman ancak bu yaptırımların idrakına varabileceklerini söylüyorlar. Diğer taraftan dediğim gibi özellikle bütün gözler Rusya'da bugün de Antalya'daki görüşmeye çevrilmişti. Dimitri Kuleba ve Lavrov görüşmesine. Burada da özellikle bir müzakerenin yapılması, sahada Ruslar açısından, Rusların aleyhine askeri anlamda durumun sıkıştığı bir dönemde bu müzakerenin yapılması da Rusya tarafından da çok önemseniyordu ve bu görüşmeden istenilen sonuç çıkmadı, ancak Rusların nazarında bu görüşmenin yapılması bile, tekrar müzakere masasının kurulması çok önemli. Evet. Özellikle Kremlin'in dış politika danışmanlarından Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Andrei Kortunov yapmış olduğu açıklamada, TASS ajansına vermiş olduğu değerlendirmede bu görüşmeler sonrasındaki sürecin sahayı doğrudan etkileyeceğini ve savaşın gidişatına yön vereceğini söylüyor. Özellikle insani koridorlar, askeri teknik müzakereler konusunda iki bakanın şu anda müzakereler yaptığını, ancak henüz istenilen ilerlemeyi sağlayamadığını, dolayısıyla savaşın uzadıkça ekonomik faturasının, evet, ve siyasi sürecinde Rusya açısından, Rusya aleyhine biraz daha zorlaşacağını söylemek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Eşref Moskova'dan aktardıkların için. Rusya Merkez Bankası da... Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor sayın seyirciler. Erdoğan bugün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'i Ankara'da ağırlıyor. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınacak. Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler de yapılacak elbette. Şimdi hemen Çankaya Köşkü'ne dönelim. TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'dan ayrıntıları alalım. Ahmet, sözü hemen sana bırakıyorum. Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor, ancak Ankara'da da bugün oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuk cumhurbaşkanını önümüzdeki dakikalarda şu anda bulunmuş olduğumuz Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. İki lider, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili değerlendirme yapacak. Özellikle Ukrayna gündeminin ele alınmasını bekliyoruz bugün gerçekleşecek görüşmede. Zira hem Türkiye hem de Azerbaycan tarafı Rusya ve Ukrayna ile ateşkesin sağlanması noktasında diplomatik çabalarını bir süredir devam ettiriyor. Bugünkü Erdoğan-Aliyev görüşmesinde de bu konunun ele alınmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi görüşme yaklaşık 15 dakika içinde başlayacak. Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Hemen şunu da söyleyelim. Bugün Türkiye saatiyle 18.30'da önemli bir telefon görüşmesi de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 31 Ekim 2021'de Roma'da yüz yüze görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi yapacak. O görüşmede de bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerinde ele alınmasını bekliyoruz. Evet, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine Türkiye'ye geldi sevgili seyirciler. Şimdi gelişmeleri almak üzere hemen Kazakistan'a dönelim. Caner bizi bekliyor. Ayrıntıları bizlere kendisi aktaracak. Caner, hemen seni dinleyelim. Teşekkürler Çiğdem Özdemir. Size dediğiniz gibi Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkiye'de bulunuyor. Nazarbayev'in basın sözcüsü Aydo Sukubay, kurucu Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'ya geldiğini ve Antalya Diplomatik Forumu'na katılacağını duyurdu. Öte yandan Kazakistan Ukrayna'ya insani yardım gönderecek. Kazakistan Başbakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve hükümet bünyesindeki Uluslararası İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna'ya yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki 25 çeşit ilacı insani yardım olarak göndereceğini açıklandı. İlaçların hacmi 82 ton olacak. Şu anda da varış noktasına teslim edilmesi konusunda çalışmaların yapılmakta olduğu açıklandı. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki güvenlik sorununun nedeniyle yardımın komşu ülkelerdeki merkezler tarafından dağıtılacağı açıklandı. Öte yandan Kazakistan'ın Ukrayna'daki diplomatları Kiev'den Lviv'e geçti. Dışişleri Bakanlığı zorlaşan durum nedeniyle vatandaşların tahliyesini sürmekte olduğunu, diplomatların da Lviv şehrine nakledildiğini açıkladı. Bugün ise 4. tahliye uçuşu yapıldı ve 7'si çocuk olmak üzere 155 vatandaş Kazakistan'a geri döndü. Şu anda Kazakistan ve Azerbaycan arasında da karşılıklı sefer sayısının artacağı açıklandı. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı ve Azerbaycan'ın Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bir toplantı yapıldı ve toplantıda Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın daha da genişletilmesi konusu ele alındı ve bu yıl için kargo taşımacılığı hacimleri demiryolu ve Hazar Denizi bölümündeki kargo akışlarının yeniden yönlendirilmesi koşulları söz konusu toplantıda görüşüldü. Bir operasyon merkezinin oluşturma kararı da alındı Çiğdem Özdemir. Evet sayın seyirciler, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Antalya Diplomasi Fuarı başladı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek. Fuarda 15 devlet ve hükümet başkanının katılımı bekleniyor. Forumun bu sene teması diplomasiyi yeniden kurgulamak olacak. Dünyanın gözü Antalya'da gerçekleşecek Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesine çevrildi. Antalya Diplomasi Forumu da ev sahipliği yapacağı bu kritik görüşmeye kadar yoğun katılımıyla gündemde. Foruma bu yıl 15 devlet ve hükümet başkanı, 67 bakan ve 44 sivil toplum örgütü temsilcisi katılacak. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması diplomasiyi yeniden kurgulamak olacak. 3 gün sürecek forumda enerji güvenliği, yapay zeka, iklim değişikliği ve göç gibi pek çok konu ele alınacak. Forum kapsamında liderler oturumu düzenlenecek. Paneller ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Küresel sorunların yanı sıra bölgesel gerilimler ele alınacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Antalya'daki diplomasi forumunda olacak. Bu ziyaret Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından gerçekleşen ilk ve önemli ziyaret olma özelliğini de taşıyor. Antalya Diplomasi Forumunda Türkiye'nin tanıtılması için kültürel faaliyetler de düzenlenecek. Dijital sergi alanları kurulacak. Foruma 2500'ün üzerinde fiziksel, 10.000'in üzerinde çevrim içi katılım bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Evet sayın seyirciler, bir kez daha kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. Antalya Diplomasi Fuarı'na ilişkin notlarını aktaracak Coşkun bize. Coşkun, seni dinliyoruz. Evet Çiğdem Özdemir, bugünün en önemli gelişmesi tabii sabah saatlerinde gerçekleştirilen Ukrayna, Rusya, Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki o üçlü toplantıydı. Canlı yayınlarda aktardık işte toplantının hemen ardından Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulundu. Biraz sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu toplantıya ilişkin görüşlerini basın toplantısıyla açıklayacak. Onu da canlı yayında ekranlara getireceğiz. Ama tabii dünyanın gözü kulağı burada. Bir yandan da Antalya Diplomasi Forumu'na artık saatler kaldı başlamasına. Yarın bu toplantı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantılara katılacak. Biraz önce haberimizde de aktardık. Son derece önemli bir toplantı. İkincisi düzenleniyor bu yıl ama iki yılda işte dünyanın önde gelen forumlarından olmayı başardı Antalya. Özellikle bu yıl Ukrayna krizi dolayısıyla öne çıktı. Tüm dünyanın gözü kulağı burada. 3000'e yakın katılımcı yer alıyor bu yıl Antalya Diplomasi Forumu'nda. 20 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi. İlişkilerimizin normalleşmeye gittiği dönemde Ermenistan Dışişleri Bakanı işte bu toplantılara katılmak üzere Antalya'da. Kazakistan kurucu cumhurbaşkanı Nazarbayev Antalya'da. Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan Dışişleri Bakanları düzeyinde konukları var bu yıl forumun. NATO Genel Sekreteri son derece önemli. Tabii tüm bu konuklar aslında dünyanın gözü önünde yaşanan işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiriyorlar. Toplantı gündeminin dışında ikili görüşmelerde. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Slovenya, Nijerya, Kosova Cumhurbaşkanları işte bu önemli toplantı için Antalya'dalar. Sevgili seyirciler, toplantılarda neler konuşulacak ona da değinelim biraz. Demokratik yönetişim, enerji güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya-Pasifik bölgesi, düzensiz göç, terörle mücadele, iklim değişikliği, Avrupa güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi. İşte tüm bu dünya gündemindeki önemli başlıklar forumda. 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısında değerlendirilecek. İşte toplantı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla başlayacak. Çok önemli oturumlar var. Biz de bunları Antalya'da takip etmeyi sürdürüyoruz ama dünyanın diplomasi gündemi Ankara ve Antalya üzerinde şekilleniyor. Biraz önce haberlerimizde aktardık. Ankara dün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı. Bugün Cumhurbaşkanı Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak. Akşam üzeri Türkiye saatiyle 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'la görüşecek. İşte tarihi o üçlü toplantıya Antalya ev sahipliği yaptı. Pazar günü Yunanistan Başbakanı Türkiye'de olacak. Pazartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'da olacak. İşte diplomasinin gündemi Türkiye merkezli gelişiyor. İşte biz de bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Antalya'dan. Evet, Antalya'da düzenlenecek diplomasi forumuna ilişkin ayrıntıları da bizlere arkadaşımız Coşkun Özen aktardı ve böylelikle de Avrasya gündeminin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşçakalın.